dere yatakları çok riskli alanlar olmakla beraber can ve mal kaybının en çok görüldüğü alanlar. Hatta acilen yıkılması gerektiğini. Fakat bu işlerin hepsinin ekonomik ve ülke şartları, şehrimizin şartlarıyla ilgili olduğunu, muhtemelen bunun bir iş programı dahilinde yapılacağını düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda kar suyunun erimesiyle beraber yağış düzensizlikleri ve aşırı yağışlarla beraber yine taşkın ve fezleyanlarla karşılaşacağız. Bu karşılaştığımızda bu alanlarda kalan yapılarda umarım mal ve can kaybolmaz ve bence bir an önce buradaki arkadaşlara uygun yerlere yerleştirip bunların yerlerini rehabilite edip veya işte yıkıp başka bir yerde yer yapmak kaydıyla bir an önce taşınmaları gerekmektedir. Kaldı ki bunu yapmazsak aynı sıkıntıyı defaten hem konuşacağız hem de çok olumsuz sonuçlar hep beraber seyredeceğiz. Dere yataklarındaki yapılarımız evet risk teşkil ediyor mu? Ediyor. Fakat bu da şöyle bir infial yaratmasın. Hepsi risk altında da diyemeyiz. Bir yapılaşma ve riskli yapı görülmüşse bunların da bir an önce ya rehabilit edilmesi ya taşınması ya da daha güvenli bir hale getirilmesi için dere yatağına müdahale edilmesi gerekiyor. Bunlar yıkılıp eğer taşınacaksa bu yağışlar ve seller olmadan bir an önce bunların taşınması yerinde duruyor. Onunla ilgili de şimdi nakil kararı Bakan Bey söyledi ama yani biz köyde, arazimizde, civarda mesela köyde öyle uygun yapılabilecek bir yer bulamadık, tespit edemedik. Biz de köyden çıkmak istemiyoruz. Şehirde bir yer verelim diyorlar. Biz de şehirde zaten evimiz var. Biz şehirde istemiyoruz, köyden çıkmak istemiyoruz. Köyümüz olmadan olmaz. Arazimiz orada, çaylığımız orada, bağ bahçemiz orada. Evimizin yıkılmasını istemiyoruz yani.